Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü kısa videomuz astral seyahat konusunda olacak. Astral seyahat terimi okültizmde kullanılan bir terim olup kişinin uyku gibi hallerde parapsikolojiye inanan kişilerce esir beden ya da astral beden ya da süptil maddelerden oluştuğu söylenen bedeniyle fiziksel bedeni dışında yine bu kişiler tarafından iddia edildiği göre birinci yerinde olarak başka mekanlarda dolaşmak üzere yaptığı yolculuğu ifade ediyor. Bu bedeniyle geçirdikleri, söyledikleri deneyimler bu muhtevayı oluşturuyor. Astral seyahat uyanık olarak LSD gibi psikodelik maddelerin etkisi altında yapılabildiği söylenmektedir. Parapsikolojide bu beden dışı deneyim anlamındaki İngilizce out of body experience olarak metapsikolojide ise şuur projeksiyonu olarak adlandırılır. Bazı insanlar ruhun bedenden kısa süreliğine ayrılıp farklı bir boyuta ulaşması durumunun astral seyahat olduğunu zannediyorlar. Ama muhterem efendimizin öğretisiyle olaya baktığımız zaman gerçekten acınacak durumdalar. Arsa seyahat yapıyorum diye şeytanın kucağında onun esiri olan bu zavallı insanlara acımamak mümkün değil. Onların kitapları var, alıp bakıyorum. Şeytan insanları nasıl aldatıyor? Korkunç bir sonuç sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala en üstünde varlığına o kadar güzellikler bahşetmiş ki bunu yaşamak yerine insanlar gidip kendilerini şeytana satıyorlar. Budizm felsefeleriyle, zulmani ilimlerle arsa seyahat yapmak o kendinizi şeytana satmaktır. Bu bir zulmani yolculuktur. Allah'ın yolunda onun çok üstünü var. Tayin mekan Allah'ın güzelliklerini yaşamak. Bu onların söyledikleri astral seyahat ile Allah'ın dostlarının yaptığı tayin mekan aynı şey değildir. Birbirlerinden çok farklı iki olay. Tayin mekan muhafaza altında yapılır. Tayin mekan yapan kişinin mürşidi daima oradadır. Beraber yaptıkları o seyahatte nefs gider. Ama eğer astral seyahat yapıyorsanız bunun sizden ayrılan nefsinizle falan arkası yok. Sadece projekte edilen bir düşünce sistemi söz konusu. Bizim söylediğimiz tayin mekanla bunun uzaktan yakından bir ilişkisi yok. Allah'ın tayin mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını şeytan çekiştiremez çünkü koruma altında. Onun için yüzlerce kendilerini bu çekiştirmeden kurtaracak aletler yapmaya çalışıyorlar iblis ve tayfası. Sual, astral seyahatle elde edilen bilgilerin kaynağı nedir? Kaynağı şeytandır. Soru, astral seyahati gerçekleştiren kişinin onların ifadesiyle astral düzlemde rehberi kimdir? Rehberi şeytandır. Sual, hayatın ve ölümün gizemi astral seyahatle öğrenilebilir mi? Öğrenilemez. Şeytan insanları hep bu açıdan aldatır. Bu onların söyledikleri astral seyahatle Allah'ın dostlarının yaptığı tayin mekan aynı şey değildir. Söyledik, ifade ettik, birbirlerinin çok farklı şeyler. Tayin mekan muhafaza altında yapılır. Tayin mekan yapan kişinin mürşidi daima oradadır. Ve beraber yaptıkları seyahatte nefs gider ama astral seyahat yapıyorsanız sizden ayrılan nefsinizle alakası yok. Sadece olayı bu şekilde hissedersiniz. Bizim söylediğimiz tayin mekanla bunun uzaktan yakından alakası yok. Allah'ın tayin mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını iblis çekiştiremez. Allah'ın yolunda daima bir kontrol altındasınız. Mutlak olarak korunursunuz. Zülmani yolda bu işleri yapanlar astral travel diyedikleri buna astral seyahat diyorlar. Eğer birisi onların denediği yolu denerse ne demek istediğimizi çok iyi anlayacaktır. Şeytan derhal harekete geçer. O müdafaasız kişinin, dikkat edin, kafasının üzerinde bir daire şeklinde bir alanı mutlaka çekişler. Bunun manası o kişinin akli melekelerini lazım gelen boyutta bir süre kullanamamasıdır. Eksikli bir dizayn oluşur. Sıkıntı duyar, huzursuzluk duyar. Orada devamlı olarak ağırlığı hisseder. En az 6 aylık, 7 aylık bir süre bu sıkıntı devam eder. Bir gün Allah'ın yoluna girebilirse şeytanın sultası kişi üzerinden mutlak olarak kalkacaktır. Allah-u Teala 4 tane ayet-i kerimede ulaşmayı kalben dileyenlerin üzerinde şeytanın bir sultanlığı yok. Öyleyse eğer gerçekten kişi bu yolda Allah'ın güzelliklerini yaşamak istiyorsa bunun giriş kapısı bir dilektir. Şeytanın tesirinin sıfırlandığı bir dilek. Hicr 42'de benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın yok. Nal 99'da tevekkül edenlere senin bir sultanlığın yok. İsra 65'te
Kullarım üzerinde senin bir yaptırım gücün yok. Zümer 17'de Allah'ın kullarının Allah'a yönelen ulaşmayı dileyenler olduğunu buyuruyor. Onların üzerinde iblisin bir sultanlığı yok. Allah razı olsun.